Ben bu zamana da bizim dövrümüzden ki biz yaşayırız. Ben gençleri kınamıram. Onlar televizyorda bakırlar, görürler ki kim el çalırsa, kim yaltaklanırsa ona vazife verirler. O gidip kresloda oturur, çilek yer. Diğerleri ise mesela bazen iş tapabilmir, bazen özünün zayıflığından mı iş tapabilmir mesela. Ona göre de düzgün yol bilirsen bizde ziyalılık azdır. Siz de bilirsiniz ki kimin diplomu varsa o ziyalıdır mı? Hayır. Ziyalı eğer vatanına hayır vermişse, eğer hiç olmasa öz kendine bir hayır vermişse, bir ziyalılık getirebilmişse o ziyalı hesap edemiyorum. Bizde kimin diplomu varsa ona ziyalı değiller, kimin vesvesi varsa ona ziyalı değiller. Hayır. Ziyalı o demek değil. Ziyalı vatanını seven, halkını seven, devletini seven ve insanları düz yolla aparan, halkına düz yol gösteren insana ziyalı diyelim. Öyle adam var ki laf öz senetini çok yakışı bilir. Ve yakışı da pul kazanır. Evine de pul aparır. Arvadına da yakışı şube alır. Ama onu ben ziyalı hesap edemem. Ziyalı o adamdı ki o ziyalı hemşe halkının inkişafı için mübarize yaparsın. Kalbi için daima neyse yeni bir şey eylesin. Ben böyle adamlar ziyalı sayıram. Öyle diplomla ben ziyalı saymıyorum insanlar. Öyle Sovyet döneminde de bize diplom verirdiler de. Yalnız al oku diplom. Savadın olmasın, diplomun olsun. Ona göre de rahmetliler çok vaktinde gösterirler. Mirza Celil iki şekil çektirir. 1932 yılında. Celil Mehmet Kulzade. Demeli iki şekil, biri Azerbaycanlı olur. Yeke karın bir tane asker şekli çekipler. Onun da karşısında bir İngiliz askeri çekipler. Onun da yeke karın olup. Bu herisinin eline bir hançer verir. Hançeri İngiliz bu Azerbaycanlı'nın karnına sokur. Azerbaycanlı da İngiliz'in. İngiliz'in karnından yeme içmek, rom her şey çıkır. O da o pencere takıklar hamsın onu. Ne bileyim ne viski her şey çıkıyor. Ama bu Azerbaycanlı karnından Krasnı Kres bileti, Dosat bileti, Kamsamol bileti, partiya bileti, ne bileyim diplomlar lazım. Diplom bizimkiler hamsı diplom dalından kaçtılar. Ve o dövirde de indi de. Ama ziyallık bambaşka şeydi. Ziyallık ben öyle adamlar tanıyorum ki o kadar hiç diplomu da yoktu, hiç büyük bir ziyalıdı. Böyle insanlar var. Ama o Sovyet döneminden kalan o korkaklık onların yüreğinde daima devam ediyor. Korkurlar. Sözün düzünü demirler. Yalan danışmaya, çıltıyla danışmaya başladılar. Bilirsen bu da çok açık diyorum. Halka da ziyandı, vatanımıza da ziyandı, devlete de ziyandı, devletçiliğimize de ziyandı. Bilirsen, medeni bir ülke kurmalıyız biz.